şey olmasaydı. Yok, amiri söyledim ben, o da güzel ya size vekalet ederim. Mikrodalga fırın mı bu? Mikrodalga fırın arkadaş, ben içine kırdım. Evet. İki tane kalaşnikov şarjörü. İki tane tabanca, bir tane el bombası. Bir de ayrıca bir 9 mm mermi vardı, bir kutu. Bir tane de torbanın içinde şey vardı, keleş mermisi vardı. Askerlikte bildiğim onlar. Bir tane mi el bombası vardı? El bombası bir tane. Evet. Peki, ben düzenek, bir tane düzenek olduğu söyleniyor ama bomba düzeneği gibi bir şeyler var mı acaba? Yok, görmedim arkadaş. Ben görmedim. İki tane tabanca değil mi? İki tane tabanca vardı. İki tane de kalaşnikov mermisi vardı. Siz şarjör de vardı. Şarjör de vardı. Evet. Siz burada demir alıp satıyorsunuz herhalde. Evet, bu, evet burada işte yapıyorum arkadaş. Mikrodalga fırının içinde. Mikrodalga fırının içinde. O fırını nereden aldınız, bildiğiniz var mı? El arabacısından aldım. Seyir arkadaştan aldım. Devam bana çalışan arkadaştan aldım. O da parçalara gün beni çağırdı. Ondan sonra durum böyle gelişti. Ben de polis aradım. El bombasını görünce polis aradım zaten. Daha önce bakıyorduk meraklı. El bombasını görünce polis aradım. Bilemiyorum ki. Herhangi bir açıklama yapmıyorlar. Siz nakliye için geldiniz değil mi? Nakliye, nakliye için arabası, evet. Araba ben şoför olarak çalışıyorum. Kim çağırdı sizi? Evin sahibi mi? Hayır. Taşı, ev sahibiyle anlaşan nakliyeci arkadaş. Taşımacılar. Taşımacılar. Çağırdılar, siz geldiniz. Sonrasında biz de geldik. Mi? Sonradan polis geldi. Ne dedi polis size? Dediler bu evvel kalacak, karakola götüreceğiz sizi. Mevzuat arkadaşları götürdü. Ben eşyalar başında duruyorum. Peki evin sahipleri kim? Bayan, erkek? Valla iki bayan vardı. İki bayanı götürdüler işte. Kaç yaşlarında? Yaşlılar mı? Valla yaşlılardı. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Gene 40'ın üzerindeler. Nereye taşınıyorlardı bunlar? Ne söylediler size? Yani şimdi nakliyeci arkadaşın dediğine göre İzmir'e taşınacak diye söylendi.